Maçın değerlendirmesine gelirsek, maça istediğimiz gibi başladık. İyi konsantre olmuştuk. Çalıştığımız gibi, istediğimiz gibi de çok güzel bir gol bulduk. Daha sonra kornerden ve kendi kalemize attığımız gollerle devreyi 2-1 geride bıraktık. İkinci yarı oyun disiplinden kopmadan yaptığımız değişikliklerle rakibin üstüne birazcık daha gidip bir gol atıp bir puan veya ikinci atıp 3 puan alabilmemiz için oyunu bırakmadık. Cesur oynadık. Geçen senenin şampiyon takımına karşı bu sene lige çıkan ve hala mevcutta baktığınız zaman önemli eksiklerimiz olan bir takımımız da oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakika yediğimiz gol zaten oyundan koptuğumuz anlardı. Ama net bir şekilde baktığınız zaman bugün yani şanssızca kendi kalemize yediğimiz gol, ilk kornerden yediğimiz gollere baktığınız zaman bir tarafa koyarsanız ikinci yarıda bir tane ya da iki tane gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Onun haricinde son üçüncü golün haricinde Galatasaray'ın bize karşı çok fazla böyle bir net pozisyonları yoktu. Fizik olarak baktığınız zaman kafa kafaya bir maç oldu. Şablon olarak da oynatmak istediğim sistemi oynarım. Oynamaya çalıştılar. Ama bu seviyenin, buranın kıymetini bilmemiz lazım. Geçen sene bu takım çok acı çekerek şampiyon oldu. Eksiklerimiz net bir şekilde ortada görünmektedir. Bunu başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte planladık. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ama kulübümüzün de durumu ve şartları ortada. Bir oyuncuyu almak kolay değil. Transfer etmek de kolay değil. Bunun için şartların en uygun hale gelmesini ve bir an önce de bu oyuncuları takımımıza kazandırmak istiyoruz. Bu oyuncuların takımımıza kazandırılmasıyla beraber Ankara Gücü takımının oynatmak istediğimiz sistem ve futbolun bundan sonraki haftalarda üzerine koyarak çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugünkü mağlubiyetimiz kendi açımızdan olumlu ve olumsuz tarafından baktığınız zaman bize referans olacak. Çok güzel bir maç oldu. Belki kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama referans açısından baktığınız zaman, olumlu ya da olumsuz taraflarına baktığınız zaman bu bizim işimiz. Bunu irdeleyeceğiz. Maçın analizini yapacağız bütün hocalarımızla birlikte. Neyin ne olduğunu, nerede eksiklerimizin olduğunu zaten belli. Daha önceden planlamıştık. Çok fazla kafamda da soru işareti yok. Eksiklerimiz belli. Net bir şekilde bu akşam da belli oldu. Şanssız bir şekilde maç kaybettik. Kaybettiğimiz takım da geçen sezonun şampiyon takımı. Ama sonuç olarak baktığınız zaman oyuncuların buna rağmen şampiyon takıma karşı ezilmedik. Oyunun belli bölümlerinde kafa kafaya bir maç oldu. Çok fazla oyunu çirkinleştirmedik. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta 3-1 mağlup olduk. İlk maçımız. Bundan ders çıkaracağız. Bugünkü maçta mağlup olmamıza rağmen oyuncularımın verdiği mücadeleden ve ortaya koydukları iradeden ve taktik disiplininden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Buyurun. Hocam oyuncu bazına baktığınız zaman yeni transferlerinizin performansından memnun musunuz? Bir de maçın ambiyansı nasıldı? Bir de onunla ilgili. Maçın atmosferi güzeldi. Yani taraftarlarımız her zaman olduğu gibi 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktık. Büyük bir özlemle bizi desteklediler. Coşkuyla desteklediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu akşam tabii ki onları puan ya da puanla mutlu edip evlerine göndermek isterdik. Olmadı. Transfer ettiğimiz oyuncuların performansından memnunum. Bir iki tane oyuncumun Türkiye Ligi'ni tanıması, adapte olması kolay değil. Onların da zamanla birkaç hafta sonra üstüne koyup daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Buyurun. Hocam bugün çok iyi bir Galatasaray yoktu. Hatta zaman çalmaya yönelik bir hayli çabalar vardı. Bugünkü mağlubiyette özellikle hazırlık maç sayısı etkili oldu mu? Bu planlamayı yaparken TSD Kupası'nda oynayacağınız iki maçı mutlaka hesapladınız mı?
kadro derinliğine etki edecek hazırlık maçı oynamamanın bir dezavantajını yaşadınız. Ya şimdi bunlara girmek istemiyorum. Yani bahanesi yok yani. Ben bahane üreten bir teknik direktör değilim Ali abi. Yani her şey son dakikada olur. Stadımız bile yoktu. Tabii ki biz en az 5 tane 6 tane hazırlık maçı yapacaktık. Yeni kurulan bir takımsınız. Stat bulamadık yani maç yapmak için. Yani bir Bursa ile oynadık son maçımızı. Orada güzel bir oyun ortaya koyduk. Güzel bir referanstı. Bir de kamp yaptığımız Erzurum'da maçımız oldu. Yani kimse gelmedi. Stadınız yok diye maç yapmadılar. Biz de plan, program yaparken nerede oynayacağınız belli değil. Afyon'da mı oynayacağız, Bursa'da mı, Ankara, hiçbir şey belli değil. Bir yerde maç yapmak istiyorsun. Kimse stadını vermiyorsa. Her şey son dakika olmaz. Bu işler en az bir ay önceden, bir buçuk ay önceden planlanır. Maçlarınız bağlanır. Buna göre gider maçlarınızı oynarsınız. Biz bunlardan da mahrum olduk. Kulübümüzün şartları ortada. Demin yani bunları detaylara girip de hoca bahane üretiyor falan denmesin diye üstü kapalı geçiyorum. Yani her açıdan baktığınız zaman tabii ki bugüne kadar bizde en az bir 5 maç, 6 maç oyuncularımız bir arada oynasın, birbirini tanısın. Statta bile biz antrenman yapmak istedik. Vermediler bize statı. Bugün ilk defa maça çıktık. Ne anlatayım ben yani? Bence etkili olmuştur hocam. Yani onun için buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum diyorum. Buna rağmen. Başka sorusu olan? Ben Naci Küçük. Hocam öncelikle tebrik ederim. Zaman zaman bizi gazeteci olarak kaynaklarımızı yanıltabiliyoruz. Bugün yaptığım haberden ötürü açıkçası gün boyu huzursuzluk yaşadım. Komis konusunda haftalardır konuşuluyordu. Ve yaşanan bu süreçle alakalı sizden hafta içinde özür dileği bilgisi almıştım ben. Bu konuda yaşanan tablo ve durum nedir? Ve bugün de uzun süre sonra sizi ilk kez komisiyle bırakmak. İyi geceler herkese. Açıkçası öyle bir özür konusu olmadı. Hiçbir zamanda öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Hepimiz profesyoneliz. Profesyonelce isteklerimiz de oluyor. Ancak profesyonel isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Şimdi biliyorsunuz bir talebi oldu. Kendisinin, yönetimden. Galatasaray'ın durumu artı UEFA'nın kriterleri de çok açık. Dolayısıyla red cevabı aldıktan sonra dediğim gibi biz bir aileyiz tabii. Biz herkesi kazanma adına uğraşıyoruz. Hepimizin ortak değeri Galatasaray forması artı Galatasaray'ın menfaati. Gomis bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen sene de bize şampiyonlukta çok önemli işler yaptı. Herkes gibi. O da emeğe geçenlerden bir tanesi. Dolayısıyla kazanmak için uğraşacağız. Ama dediğim gibi öyle bir şey söz konusu olmadı. Buna rağmen dediğim gibi Gomis bizim için önemli bir oyuncu. Kazanmak için uğraşacağız. Zaman zaman başka oyuncular da oynayacak. Çünkü üç kulvarda oynuyoruz. Açıkçası her oyuncumuzun hazır olmasını istiyorum. Mevcut kadro içerisinde herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Baktığım zaman herkesin hazır olmasını istiyorum. O yüzden bugün öyle bir karar aldık. Yoksa yani şöyle baktığımızda hazırlık kampı, arkasından hazırlık maçları, sonradan Süper Kupa sürecinde maalesef bu sorunlar halledilmeyince, ama kimse benden öyle bir şey ne özür ne başka bir şey olmadı. Yalıncan Serpyer. Yalıncan Serpyer, Vatan Gazetesi. Hocam, Ali Naci'nin Gomis sorusunu birazcık daha genişletip Fevri ve Belhanda'yı da ekleyip, Fevri ve Belhanda onlar da bugün yedek kulübesine başladı maça. Bu bir mesaj mıydı hocam? Çünkü formları da eleştiriliyordu, yoksa tamamen taktiksel bir tercih. Yok. Arkadaşlar demin de söyledim. Yani Belhanda zaten bize iki hafta sonra katıldı. Fiziği olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. Esas bizim takımımızın milli takım arasına kadar
ilk dört maçtan, yani milli takım arası bizim için son deadline olacak. Daha iyi yere gelmek için o ana kadar ufak tefek sıkıntılarımız olacak. Çünkü bir takım düşünün ki 3 tane oyuncusu Dünya Kupası'ndan gelmiş, ayrı ayrı saatlerde onlar geliyor. Mariano sakatlanmış, yarıda kesmiş. Buffer'in başka türlü durumu var. Ve bu arada 6 ay oynamamış bir oyuncu transfer etmişiz. Henry Onyekuru. Ona ayrı bir fizik. Yani herkese ayrı bir durum. Ve bu arada da ben de fizikçilere bir talimat vermişim antrenörlerimle beraber. Şampiyonlar Ligi'ne kadar çıkarak devam edelim. Birdenbire çok yüksekten değil diye. Böyle bir atmosferde kolay değil. Bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Onlar da bizim oyuncularımız. Demin de söyledim. Galatasaray takımının mevcut kadrosu içerisinde kullanılabilecek, olabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyorum. Bu onlardan bir tanesi. Bana göre Buffer'i de bugün eğer herhangi bir sıkıntı olsa ikinci santifor olarak sokacaktım. Onun için sıktım yani herhangi bir şey için değil. Ama Sinan da, Eren de, Henry de bana göre geçerli not aldılar. İyi mücadele ettiler. Bu da bizim için sevindirici. Ne özettinler? Hocam, kadro derinliği bakımından bazı işte eleştiriler söz konusu. Bu noktada sizin beklentiniz, son toplantıda dile getirmiştiniz. Beklentilerinizle karşılık alabilecek misiniz? Bunlar yerine getirilecek mi? Çünkü bir yanda Akbaba, Endiaye ve Deneyen'in bunu söz konusu. Bu konuda son gelişme nedir? Valla şu anda hiçbir gelişme yok. Bildiğim kadarıyla. Zaten biz teknik işlerle uğraşıyoruz. O bir işleri arkadaşlarımız götürüyor. Ne oluyor, ne bitiyor açıkçası hiç de ilgilenmiyorum. Çünkü biz zaten yeteri kadar problemimiz var. Sakattı, formsuzdu, cezalıydı, başka konular. Bunlara baktığımız zaman bizim zaten işimiz başımızdan aşkın ama ben ayın 31'ine kadar bazı değişiklikler olacağına inanıyorum. Bunu hep söylüyorum. Yalnız Galatasaray takımının, Galatasaray kulübünün almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum açıkçası. Bu artık bu refleksi göstermeliyiz. Bazen önemli bir nokta olarak önümüze çıkıyor. Mesela işte şimdi böyle baktığımızda bazı değişiklikler olacağı inancını taşıyorum. Bir daha söylüyorum. Onun için bir 20 günümüz daha var. Bir yandan oynayacağız. Bir yandan da bunları halledeceğiz. İnanıyorum. Hocam olmaz. Efendim? Oyuncu satılmaz. Satılmazsa bu takımımızla oynayacağız. Aslan gibi takımımız. Gençlerimiz var. Ne varsa onunla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi seviyesinin hangi seviye olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sefer de söyledim. Bir daha söylüyorum. Bu yeter mi? Yetmez. Daha üste çıkmamız lazım. Ne kadar çıkabiliriz? Onu da önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz. Onun için fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Biraz daha seri oyuncularla biraz daha geniş kadroyla veya geniş imkanlarla, şöyle ki genişten kastım da bir mevkiye 2-3 tane oyuncu hazır tutabilirsek, genç, tecrübeli ne olursa olsun. Çünkü bazı mevkilerde mesela bugün sol beke bir şey olsa yok. Kim oynayacak? Sağ ayaklı Martin veyahut Yunus'u sokacağız. Karol'u çünkü dışarıda bıraktık yabancı sayısı dolayısıyla. Böyle baktığımızda bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız. Galatasaray takımı biraz daha hareketli oynamak zorunda. Herkes de bu mücadelenin içinde olmak zorunda. Sezin Gelmez. Hocam tebrikler. Sizin Akhisar maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nden bahsederek yaptığınız kadro darlığı açıklaması, sonra başkanın gizli çekilen bir görüntüsü,
Dün sizin 19.05'te yaptığınız bir açıklama hocam. En sonunda bazı dedikodular çıktı ortaya. Sizin başkanla, yönetimle aranızda bir sorun olduğu şeklinde. Net soracağım hocam, bir sorun yaşıyor musunuz? Sezgin'cim çok affedersin. Bu nerede çıktı? Hocam her yerde. Sen başka ülke, ben başka ülkede mi yaşıyorum? Konuşuluyor hocam bu. Kim? Sizin aranızda mı? Hocam bizim yapmayın. Daha birinci şey değil bu. Galatasaray'ın sayın başkanının açıklamalarını herhalde bana yorumlatmayacaksınız. Çok ayıp olur. Başka soru. Son sorumuzu rica edelim. İsim ve kuruluş da lütfen bizimle hocam, paylaşırsanız. Gerek medyada olsun, gerek spor kamuoyunda olsun, tabii ki Galatasaray tartışılmaz bir ekip. Şu anda da öyle bir ekibe sahipsiniz. Ama bugünkü konuya geldiğimizde konumuz elbette ki deplasmanda Ankara gücüyle oynadığımız bugünkü maç hakkında neler söylüyor? Ankara gücünü nasıl? Evet. Bir defa buradan Ankara gücü taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Dün otele geldiler. Gece kondu dahil hepsine teşekkür ediyorum. Bugün yöneticiler geldiler. Güzel formalar yaptırmışlar. 0-1 artı imparator çiçekler, hediyeler ve benim bir maçtaki estantane fotoğrafım. Ne güzel ki 30 sene önce, 32 sene önce bu intibayı bırakmışım. Ankara gücünde ben 2 sene çok güzel yıllar yaşadım. Onlara da güzel şeyler yaşattığımı düşünüyorum. Ankara gücü çok önemli bir kulüp. Taraftarla da birleştiği zaman çok tehlikeli olabiliyor. Nitekim bugün bize çok tehlikeli saatler veya dakikalar yaşattılar. Onu ligde görmek beni çok mutlu etti. Ankara deplasmanı her zaman Ankara gücü deplasmanı. Tehlikeli bir deplasmandır çünkü gördüğünüz gibi 90 dakika durmayan bir seyirci var. Ama devre arası bile bana o günkü tezahüratla cevap vermeleri beni hakikaten çok mutlu etti. Güzel bir maç oldu. İlk başladığım takımla benim aidiyet duygusu en fazla olan, her şeyim olan Galatasaray'ın karşılaşması da çok enteresan. Onun için güzel bir geceydi. Birimiz kazanırız, birimiz kaybederiz ama bu dostluğumuzu kaybettirmez. Buradan herkese teşekkür ediyorum ve de başarılar diliyorum kendilerine. Benim için güzel bir gece oldu bu gece. Hocam,